Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli dostlar, ekranımızı bozun. Albaniya muhbiri Xitayning xalqaro jamiyatni aldayotganligini oshkor qildi. Алдыңғы апта Шарқы Түркістанды зияраты болған мұхбірлер өмекі ішіде әм албаниялік, әм канадалық журналист доктор Олси Джазихи болып, о дөлетігі қайтқанден кен Шарқы Түркістанды интайын иғыр кішілік оқуқ дәпсендікілікі мәвжуд ішкерлікіні ашқарылды. Доктор Олси Джазихи алдыңғы апта башқы дөлет мұхбірлер білен бірлікті үрімчі Ақсу ва Қашқарды зияраты болған. О зиярат жарияңда бір қысым көрініштеріні YouTube каналығы yollаған болып, İstiklal haberlerimizde ve her kaysi ictimai taratkularda köplep tarıhtılgan idi. Olsi ziyaretini ahırlaştırıp devletiki kayıtkan deyken tünügün yekşembe YouTube kanalı arkalık Şarkı Türkistan'da körgellerini hulasilep videoluk dokulatı ilan kıldı. O videoluk dokulatı da munularını bildirgen. Ürümçüki çüken deyken hemme işinin caidi ikerlikini, halkının öz işi bile meşgul bulvatkallıkını körüp bu yerde hiç kandık mesele yok iken, garip taratkuları köptürüp teşvik kılıp dudep oyludum. Ama xalqara çoğun bazarına ayınlış çariyanda bazı işlerinin binormal işkerlikini his kılışkı başıldım. O xalqara çoğun bazarına ayınlış çariyanda mescidinin taqaq işkerlikini görüp hayran kılgan. Ziyaret çariyanda Xitay daidleri muhbirlarga Xitayın Şarkı Türkistan'ın kandaq terakki kıldırganlıqını, Şarkı Türkistan'daki iğir bulgan terörlük vakalarının aldığını eliş üçün atalmış terbiyeleş merkezin tesis kılganlıqını ve xalqının bunundan razı işkerlikini bildirgen. Muhbirlar faqat Xitay bekitib bergan joylarni ziyorat qilishga ruxsat qilingan bo'lib, fuqarolarni ziyorat qilishi to'sqinlikka uchragan. Shundaqlab fuqarolarmi qo'rqinch tufaylidan ularga so'z qilishdan o'zini qochirgan. Olsi Oqsuldagi jazo lagerini ziyorat qilganda hangtan qolganligini, Xitay doiralarining u yerga qamalganlarni radikal terrorchi deb sifatlaganligini, amaliyotda ularning faqat Allohga ishonganligi uchun yillab qamoqqa olinganligini, eng aqalli kishilik huquqlarimi jinoyat deb qaralib ulardan mahrum kaldırılganlığını, bu yerinin emniyeti bir türme işkerlikini bildirgen. O yana cuma namazını Hetka Mescidi'de okuganlığını, mescid imamı ziyaret cereyanda cuma namazı 1700 kişinin katnışılganlığını bildirgen bolsa mı, emniyeti 500'ge yetmeyen kişinin namazı kelgenlikini, ularının hemmesinin yaşanganlar bulup, yaşlardan, balılardan, ayallardan bir mu kişinin yokluğunu bildirgen. Muhbirler ziyaretini ahırlaştırıp, kayıtış aldı da malum bir Xitay emeldar ularga tehdit selip, Xitayning yomon gapini qilib xabar e'lon qilishga bo'lmaydiganligini, bo'lmasa oqibatining yaxshi bo'lmaydiganligini bildirgan. Olsi Jazihi Xitayning bu siyosatining amaliyoti davrimizdagi eng cho'ng kishilik huquq tafsandichiligi ekanligini, hech qanday joyda bu jinoyatlarni oqli qilib bo'lmaydiganligini, shundaqli bu markazlarni jazo lager deb atsa to'g'ri bo'lganligini bildirgan. U oxirida yana Xitayni bu jazo lagerlarini tez sur'atda taqashga chaqir qilgan. 40'standaki Xitay şirketlerinin bir xatarlıkını korallı Xitaylar qoğdamdı. Rusya SNG torunun haberde bildirilişe 40'standaki Xitay şirketleri bilen yerlik halkının toqonuşunun küçüşüge ağışıp, Beijing daidleri 40'stan hükümetidin Xitay puralarının bir xatarlıkını qoğdaşın talep kılığa. Xitay şirketlerinin 40'standaki paaliyetlerinin köpüşüge ağışıp, Xitay işçilerinin köplep ekip girişi ve muhit bulğunuş meselesi yerlik halkının narazılığını qozgap gelgen. Bu ayının 5'de yüzlügen yerlik halık Xitay'nın iqdarçılıkıdaki məlum kanığı besip girip, əslahalarını çıkıp taşlıgan ve Xitay işçilerini urup yarlandırgan. Beijing daidleri bu axtı Kırgızistan hükümeti bilen alaqılışıp, Xitay puralarının bexaterlikini qoğdışın tələb kılgan. Ama bir kısım mütəxəssislər Kırgızistan sahçilerinin Xitay şirketlerini qoğdaş üçün öz halkıya aldırıp koral küçü işletmeydiğallıqını bildirgen. Bildirilişe Xitay Kırgızistan'daki adamlarını işkiselip Kırgızistan parlamenti arqılıq Xitay işçilerini ve şirketlerini qoğdaş üçün bevasitə Xitay amanlı qoğdaş şirketlerinin Kırgızistan'a kirişige ruxsat eliş üçün hareketke ötken bolup, eğer bu kanun lahisi Kırgız parlamentinden ötüp kalsa, Kırgız halkının bunundan tehimi qatıq narazı bulduğallıqı. Kırgızlarının öz vətəlləri de korallı Xitaylarını körüşünü əsla xalımaydıqallıqı bildirildi. Kahraman Maraş ahire Xitay bilen qirindaş boldu. Kahraman Maraş şehri halkının karşılığı karmay Xitay bilen qirindaş şehir boldu. 23 Ağust Türkiye'nin Kahraman Maraş şehri bilen Xitay'nın Ceyhan ülkesi Yivu şehrinin
qarindosh shahar bo'lish kelishimnomasiga imzo qo'yishni muzokara qilayotganlik xabari tarqalib, yerlik turk xalqi va uyg'urlar birlikda ko'chaga chiqib qarish turgan edi. Xitoyni tushundigan bir qism akademiklar, yozuvchilar Qahramonmaraş shahar boshqaruvchilarini Sharq Turkiston xalqining qiynini ichayotgan Xitoylar bilan qarindosh bo'lmaslikka chaqirgan edi. Namoyish qilgan xalq Qahramonmaraş Xitoyning zulmiga sherik bo'lma degan plakatlarni ko'tarib, ogohlantirish shiorlarini to'plagan. Shundoqla bayonot e'lon qilib, Xitoyning bu kelishim orqali bir tarafdan Turkiyada aldamchilik siyosatlarini ishqa oshirishga zamin hozirlasa, yana bir tarafdan Turkiyadagi Sharq Turkiston xalqining Turkiyaga bo'lgan ishonchini va mustaqillik irodasini sundirishga harakat qilayotganligini bildirishgan edi. Biroq Qahramonmaraş hukumat mas'ullari xalqning ogohlantirishiga pisand qilmay, bugun Xitoyning Yiwu shahri bilan qarindosh shaharlardan bo'lish kelishimnomasiga imzo qo'ygan. Bu qarorga bo'lgan noroziliklar helimi kuchlik bo'lib, Turkiyadagi har qaysi sohadagi zotlar birdek e'tirozini bildirishmoqda. Turkiyadagi Qaror gazetasi bosh patdan e'lon qilgan maqolasida boshqa qarindosh topolmadingmi sarlavelik maqola e'lon qilib, yerlik doirlarning qilmishini aybladi. Anqara Hoji Bayram Vali universiteti o'qituvchisi professor doktor Akram Barak Arik o'g'li ayblash bayonoti e'lon qilib, "Hurmatli Qahramonmaraş shahar boshlig'i Xayriddin Gungor, bu odamni nomus qildiradigan qaroringizdan darhol voz keching. Bo'lmasa zolimga va zulmga o'rtoq bo'lib qolasiz. Agar cho'qim bir qarindosh shahar izlasangiz, sizga Qashqarni tavsiya qilaman. Qahramon shahrimizga qarindosh sifatida 3000 yillik Turk shahri Qashqarli Mahmudning Sultan Sutuqbug'roxonning Yusuf Qas Hajibning shahri teximi uyg'undir. Bu qaroringizdan voz kechmasangiz, Midonliq shahrining Xitoy zulmini to'g'ri ko'rmaydigan qahramon xalqi sizni afu qilmaydi" deganlarni bildirdi. Qahramonmaraş shahar boshlig'i bayonot e'lon qildi. Bir qancha kundan buyon axborot va har tarafdan kelgan noroziliklar natijasida Qahramonmaraş shahar boshlig'i Xayriddin Gungor bugun bayonot e'lon qildi. U bayonotida Xitoyning Yiwu shahri bilan Qahramonmaraş shahri orasida imzolangan dastlabki bosqichliq kelishimning axborot va ijtimoiy uchur vositalarida maqsadli xato tashviq qilinganligini bildirdi. Bayonotda Turkiyada 40 shaharning Xitoyning farqli shahri bilan qarindoshlik munosabati borligini, shundoqla Turkiyaning Xitoyning bir balvoq bir yo'l planini qo'llaydigan davlat bo'lganligidan, bu turdagi munosabatlarning Turkiyadagi tijoratchilarning manfaatiga uyg'un shaklda qilinganligini, ammo mazkur imzoning texi faqatli dastlabki bosqichliq kelishim ekanligini, qarindosh shahar aloqasi faqat majlis qarori va ministerlikning ruxsati bilan amaliyotga aylanadigan bosqich ekanligini bildirdi. Shundoqla bu turdagi munosabatlarning ro'yobga chiqishimi bir davlatning qarshi davlatning butun siyosatlarini qo'llaydiganligi ma'nosiga kelmaydiganligini mu bayonotga ilova qildi. Hong Kong vaziyati keskinlashmoqda. Hong Kong erkinlik kelishining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha Hong Kong vaziyati qattiq keskinlashib, soqchilar namoyishchilarga o'q chiqargan. Xabarda tunugun yakshanba namoyish boshlangandan buyonki eng yuqori pallaga chiqqanligi, Chunvansha yo'lida soqchilar bilan namoyishchi xalq orasida to'qunish yuz berganligi bildirildi. Xabarda ko'rsatilishicha soqchilar namoyishchilarga kaltak ishlatganda namoyishchilarmi qo'llariga kaltak elib, soqchilarning xohlagancha odam urishini to'sishga urinigan. Natijada qattiq to'qunish kelib chiqqan. Soqchilar namoyishchilarni ogohlantirib, osmonga qaratib o'q chiqargan. Xabarda yana yakshanbadagi to'qunishda 29 er, 7 ayol bo'lib, jami 36 namoyishchining qo'liga ilinganligi, 15 saqchining yorilinib, doktorxonaga kirib qolganligi bildirildi. Doktorxona mas'ulining bildirishicha, yakshanba atigandan bugun atigangacha 38 kishi balnisqa ilingan bo'lib, ularning ichidagi bir kishining ahvoli og'ir ekan. 17 yarador xatarlik bosqichdan o'tib ketgan. Trump Xitoydagi Amerika shirkatlarini qaytib kelishga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Xitoydagi Amerika shirkatlarini qaytib kelishga chaqirdi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Trump Xitoydagi Amerika shirkatlarining uzun yillardan buyon nihoyatda ko'p foydaga erishganligini, ammo Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoy sababli qancha 10 trillion dollar ziyon tortganligini ilgari surib mundaq dedi. Shunga Xitoydagi cho'ng-cho'ng Amerika shirkatlarini qaytishga va mahsulotlarini bundan keyin Amerikada ishlab chiqarishga chaqiraman. Xitoy yiliga milliardlarcha dollarlik fikriy mulkiyatlarimizni o'g'irildi. Buni izchil davomlashtirmoqchi bo'lyapti. Men buningga aslo yo'l qo'ymayman. Davlatimizning Xitoyga ehtiyoji yo'q. Hatto Xitoy bo'lmasa ishlarimiz teximi yaxshi yurishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Saudiya urushiga aloqador talash-tortishlar davomlashayotgan bir paytda
Muşu ayının başlarında sentabrdan itibaren 300 milyard dolarlık Xitay məhsulatlarına 10% koşumcu tamojunu beji koyduğallıqını cekarlıqan idi. Xitay Amerika Koşma İştahatlarının bu kararıga karata tegişlik cevap kaytırdıqallıqını uxturgan idi. Xitay Maliye Ministerliği 75 milyard dolar kımetindeki Amerika məhsulatlarından elinibatkan tamojunu bejini 5% yaki 10% aşırdıqallıqını bildirgan idi. Rabia Qadir Hanım, Qatar'ın 37 devlet tizimlikidin çekin gelikige minnettarlık bildirdi. Uyghur rehberi Xalqara Kişilik Hukuk ve Demokratiya Fondu'nun kurguçisi Rabia Qadir Hanım 22 Ağustos bayanat elan kılıp, Qatar'ın Uyghur meselesi de Xitay'ını kolluğan 37 devlet tizimlikidin çekin gelikige minnettarlık bildirdi. Bayanatı kayıtkılınışa, Qatar'ın 37 devlet tizimlikidin çekinişi yalğız lagırlar meselesi de Uyghurlarga histaşlık bildiriş bulupluk kalmay, en muhimi Qatar'ın devlet obrazını koğdaydıken. Yakında Garip'teki 22 devlet Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'ye ortak mektup yollap, Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki yığıveliş lagerlerini derhal takışını, lagerdeki tutkularını koyup verişini talep kılgan. Arkadılla Saudi Arabistan, Mısır, Pakistan, Suriye, Sudan, Tacikistan Katarlık Müslüman devletlerini öz içine alan 37 devlet ortak mektup yollap, Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki siyasetini kollaydıqanlığını bildirgen. Xitay rejimi 3 milyondan artık Uyghur, Kazak Qatarlıq Müslümanlarını yığıveliş lagerlerine kamap, onların dini, itikadi, tili, medeniyetini umumüzlük çekilebatkan bir vaqtta, bu 37 devletinin Xitayını kollayışı xalqarada gulguluk kozdurgan idi. Bu devletler kişilik hukuk teşkilatlarının qattıq ayıplışı uçurgan idi. Rabia Qadir Hanım bayanatta Qatar'ın bu kararını tebrikleydiqanlığını, Qatar emiri Tamim Hamad Essaniye'ye minnettarlık bildirdiqanlığını tekitlep, Kalgan 36 devlet erbablarını bulup mu İslam devleti rehberlerini muşu saatlerde lagırlarda kamınıp yatkan, lagırının ceza tedbirleri neticesi de halı haraplaşkan 3 milyon insanın simasını köz aldığı keltürüşke ve lagırlar meselesi de öz vicdanlarına bir sual koyup bekışkı davet kılgan. Yakında Xitay'ın Şarkı Türkistan'daki korçak rehberi Şöhret Zakir, lagırlardaki 90% tutkunun koyup belirgenlikini ilan kılgan idi. Onun bu sözünün rastlığı bütün dünya akbaratlarda guman kozgan idi. Türkiye armiyesi Şimali Irak'ta pençe 3 hareketini devam kılmakta. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatı ilan kılıp, tutukluk devamlaşıvatkan pençe 3 harbi hareketi dairesi de İrak'ın Haftanın rayonunda havadın zarb beriş hareketi elip berilgalıqını, hareket ceryanda bölgünçü terörlük teşkilatı PKK'nın 9 azasının bir taraf kılınğalıqını uxturdu. Tünügümü Türkiye armiyesi bilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın öz ara maslaşkan halda İrak'ın şimalideki Gara rayonunda havadın zarb beriş hareketi berilip, bölgünçü terörlük teşkilatı PKK'a aza ikisi ayal bulup cemi 4 terörçi bir taraf kılınğan idi. Tünügün elip berilgan havadın zarb beriş hareketleri sayesinde devlet içi de 11, Çigra sırtıda 13 bulup, bölgünçü terörlük teşkilatı PKK'nın cemi 24 azası bir taraf kalındı. Ministerlikene hareket dairesi de Türk askerlerden 3 askerinin şehit bulgallıkını, 7 askerinin yarlanğallıkını uxturdu. Hürmet etkili özür görüşler. Şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arkasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.